Bildiğiniz üzere dijital yayın platformlarına son dönemlerde oldukça yoğun bir ilgi var. Bu ilginin sonucunda da dijital yayın servisleri arasındaki rekabet her geçen gün daha da artıyor. Netflix şu an için hala lider pozisyonda gözükse de son zamanlarda büyük bir kriz yaşadığını da unutmamak gerekir. Özellikle bazı projelerini iptal etmesi ve yaklaşık 150 çalışanın işten çıkarması bu krizi en çok tetikleyen nedenler arasında geliyor. Disney'in dijital yayın servisi olan Disney Plus'ın çok yakın bir zamanda Türkiye piyasasına gireceğini bir önceki videoda duyurmuştum. Eğer merak edenleriniz olursa bu videodan sonra gidip izleyebilirsiniz. Hali hazırda ülkemizde hizmet veren Netflix, Amazon Prime Video, Beyin Connect ve bunların yanı sıra yerli seçenekler Blue TV, Puhu TV ve XM varken bu listeye Disney Plus'ın da eklenmesiyle beraber yeni bir seçenek daha geldi: HBO Max. You're going on a journey. All you have to do is follow my voice. Game of Thrones ve Chernobyl gibi kaliteli yapımlara imza atan platform yakında ülkemizde hizmet vermeye başlayacak. HBO Max Türkiye'nin ilk orijinal yapımı belli olurken konusu ve detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Kör Nokta dizisi HBO Max'in ilk orijinal dizisi olacak. HBO Max'in Türkiye'ye bu yıl sonuna doğru geleceği beklense de şu an için Türkçe dublaj yapması dışında herhangi bir bilgiye rastlamak mümkün değilken çok önemli bir duyuru son zamanlarda bizlerle buluştu. Gazeteci Sinan Koloğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre HBO Max Türkiye için ilk orijinal dizisinin hazırlığına çoktan başlamış bile. Dizinin senaryosunu ise Pera Palas'ta Gece Yarısı, Genco, Hanımın Çiftliği, Şeref Meselesi, Tatlı Küçük Yalancılar gibi dizilerin de senaristliğini üstlenen Elif Usman yazmış. Kör Nokta'nın yönetmen koltuğunda ise daha önce Netflix'te Aşk 101'i yöneten ve Yol Arkadaşım, Bizim İçin Şampiyon, Çarpışma, Alev Alev gibi yapımlara imza atan, oldukça da dijital platformlara çok uzak bir görüntü sergilemeyen Ahmet Katıksız oturacak. Kör Nokta dizisi kasabasına dönen bir kadının karşılaştığı cinayeti çözmeye çalışmasını ele alacak. Bu sırada ise kasabanın sırları ve geçmişi ortaya çıkacak. Gazeteci Sinan Koloğlu'nun aktardığı bilgilere göre toplumsal çıkarımların da bu dizide bolca işleneceğini söylemem mümkün olabilir. Gizemli bir polisi olarak sunulan bu dizinin çekimlerini ise Temmuz 2022'de, yani birkaç ay sonra, Gökçeada taraflarında başlanacağı biliniyor. Proje için başrolde iki ismin düşünüldüğü, fakat teklifin kimlere gittiği ve kimlerin oynayacağı henüz kesinleşen bilgiler dahilinde değil. Şahsi fikrimi bu noktada belirtmem gerekirse, konusu itibariyle çok değişik, böyle aman aman bir durum söz konusu değil. Çünkü amatör kısa filmlerle uğraşan insanların bile senaryolarına fikir düşünürken en az bir kere akla gelen fikirlerden bir tanesidir. Yani en başta gelen fikirlerden bir tanesidir bu işlenecek konu. Bir kasaba vardır, o kasabada bir cinayet işlenmiştir, o cinayeti de ortaya çıkarmak için bir kahramana ihtiyacımız vardır. Tabi cinayet ortaya tek başına çıkar mı? Elbette çıkmaz. Cinayetle beraber gün yüzüne çıkmamış detaylar da peş peşe gelir. Her ne kadar klasik bir öngörü hikayesini ele alsa da bu konuyu nasıl işleyecekleri de oldukça önemli. Umarım kaliteli bir yapım izleyebiliriz. Henüz resmi bir açıklamayla duyurulmasa da yıl sonuna doğru Türkiye pazarında yayın hayatına başlayacağı belirtilen HBO Max'in kesinleşmiş yayın tarihi önümüzdeki aylarda belli olacak gibi duruyor. Ayrıca platformun aylık ya da yıllık abonelik ücreti, yayın tarihi gibi henüz kesinleşmiş bilgiler dahilinde değil. Sizce bu noktada HBO Max Türkiye pazarında beklediği ilgiyi görebilecek mi? Disney Plus, Netflix gibi büyük platformların yanında performansı nasıl olacak? Ve son olarak videoda bahsettiğim HBO Max Türkiye'nin ilk orijinal dizisi olacak Kör Nokta'nın izleyiciyi ekrana kitleyebileceğini düşünüyor musunuz? Hadi gelin yorumlar kısmında bu konuyu konuşmaya başlayalım. Videoyu beğendiyseniz de beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.